Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz serimize. Biliyorsunuz ilk bölümümüzü çekmiştik zaten. Akşam şöyle bir yolculuğu oldu. Umarız bugün şöyle gündüz gözüyle gideceğimiz bir yol olur. Evet, karşımızda Kenworth T800 2020 model. Gerçekten güzel bir araç. Tabii ki bununla yolculuk güzel olacak gibi görünüyor. İlk tabii ki tırımız da güzeldi, yol tuşları falan, ama karanlık olduğu için pek istediğimiz gibi olmadı. Evet, biliyorsunuz çok yüksek kilometre oluyor. Şöyle bakalım. Evet, bugün de 60 kilometre 63 kilometre yol var. Tekrar garaj diyeceğiz. Tekrar geri geleceğiz. Bir bakalım değişecek mi o zaman. Şöyle tekrar işler bölümüne gelelim. Tabii ki ne gibi bir değişiklik var bilmiyoruz. Evet, orada da 63 kilometre var. En yüksek 900 kilometre. Çok uzun olur. Ve şöyle aşağı doğru geçtik. Orada da maalesef aynı, değişen bir şey yok. Evet, diğer tarafa geçtiğimiz zaman şöyle San Marino'da. Evet, aynı şekilde muhtemelen olacak. Evet, orada 10 kilometre var. Tekrar Amerika'ya gelelim. Evet, bakalım değişen bir şey var mı? 514 Toledo var. Evet, 514 kilometre var. Burada en düşük. Orayı bir seçeceğiz mecbur. Şöyle bakalım. Evet, ikinci bölümdeyiz. Tabii ki serimiz devam ediyor. Biliyorsunuz 8 bölüm sürecek. 8 tane tırımız var. Birinci bölümümüzü zaten çektik. İkinci bölümdeyiz. 6 bölüm kalıyor. Tabii ki 514 kilometre 6 saatlik bir yol. Yolumuz uzun. Evet, gündüz gözü, en azından gündüz gözüyle gideceğiz bu sefer. Gördüğünüz gibi tırımızın üstünde dumanlar çıkıyor. Tam bir Amerikan tırı diyebiliriz. Şöyle dumanlı mumanlı gideceğiz. Şöyle hemen iç kısmı da baktık zaten. Tekrar bakacağız da. Şöyle devam edelim. Evet, mavun kaplamalı. Bu sefer orijinal hiç ellemedim iç kısmı. Evet, Dorsa'dan yana maalesef şansımız yok bu sefer. Yani küçük Dorsa, aslında böyle büyük Dorsa olması lazım diye. İkili. Evet, şöyle ışıklarımızı yaktık. Fazla aksesuar yapmadım bu sefer. Böyle gördüğünüz gibi biz de görüküyoruz içeriden. Evet, 360'a gerek yok. Şöyle iç kısma geçelim. Ve yolumuza devam edelim. Aracın iç kısmı da orijinal. Hiç dokunmadım. Gerek duymadım. Evet, yani dış kısmının haricinde iç kısım da birebir yapılmış. Onun için diyorum, Android oyununda şu anda birinci sırada bulunuyor Truck Simulator Ultimate. Pek de ikinciliğe geçeceğini zannetmiyorum. Hangi oyun olursa olsun. Tabii ki Truckers of Avrupa 3 biliyorsunuz. Çekimlerini yaptık. Çekimini yaptı daha doğrusu. O ne kadar başarılı olur bu konuda bilmiyoruz. Daha çünkü beta biliyorsunuz yayınlandı. Ama bu kadar çok tır olacağını zannetmiyorum onda. Çünkü onun kendine has tırları var. Öyle söyleyeyim. Yani mana benzeyen tırlar var. Tabii ki bu yönde takdir etmek lazım. Rus Game'i her defasında da söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim tabii ki. Evet, stadyum geçen bölüm akşam saatinde gördüğünüz gibi bakmıştık zaten. 491 km yolumuz var. Mazotumuz da şimdilik daha yeni yola çıktık, idare eder. Bakalım değişiklik var mı bu yollarda Avrupa'da. Yani sonuçta Türkiye'de değiliz. Amerika'dayız, bakalım. Dünyanın her yerinde oynayanlar var. Biliyorsunuz bu oyunu. İllaki değişik bir şey vardır diye umuyorum. Şu anda polis arabaları değişik. Bakalım tırlar nasıl geçecek. Evet,
Araçlarda değişik gördüğüm kadarıyla. Tırlara bakalım. Evet, karşıdan bir tane geliyor. O da Kenworth olması lazım. Yani tırlarda yurt dışındaki tırlarla aynı geçiyor. En azından bu değişiklik var. Onu görmüş olduk. Evet. Şöyle karşımızda yol çalışması var. Biz de gidiyoruz. 447 kilometre yolumuz var. Yani 2000, 3000, 4000 kilometre yollar var. O yüzden en düşük almak zorundayız. Tabii ki o kadar uzun burada sizi de tutamam. Ama şu anki yollar aynı. Türkiye'deki yollarla birebir diyebilirim. Hatta normalde otoban yollarında biliyorsunuz aynı. İşte Mısır tarafındaki o bölgelerdeki gibi kumlu şöyle bir yollar oluyor. Biz de burada bakacağız. Yani yurt dışında ne gibi değişiklikler var. Yani araçlar illaki olacak. İşte tırıydı, polisiydi. Mesela yemek yedik. Yabancı yemek isimleri var. Ama gel gelelim yolların değişik olması lazım. En azından Türkiye'ye göre şu ana kadar pek bir değişiklik yok yollarda. Ama tabii ki biz burada sağdan tırı baz alacağız. Öyle söyleyelim. İkinci tırımız. Tabii ki burada tırlar da önemli. Ne kadar gerçekçilik ön plana alındığı. Şu anda tırın dışı ile içi gerçekten birebir aynı diyebiliriz. Orijinaliyle. Evet, 379 kilometremiz var. Mazotumuz gayet güzel. Karnımızı illaki ileride bir şeyler yeriz, doyururuz. Bunun haricinde ekstradan bir şey var mı göreceğiz, bakacağız. Şu anda tır uzun olduğu için virajları daha zor alıyor. İlk tırımız çok güzeldi viraj önünde. Ama bu da kendine göre uzun çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle bir sert gireyim. Evet, toparladı. Ama şu ana kadar değişik bir şey yok. Şöyle söyleyebilirim anca, işte tırlar Amerikan tırları, yolda geçen tırlar. Polis de Amerikan polisi. Onun haricinde şu an için değişik bir şey yok. Yemek yeme yeri de aynı. Ama illaki ben tahmin ediyorum değişik yollardan geçeceğimizi, değişik bir şeyler olacağını illaki olması lazım çünkü burası. Sonuçta yurt dışı bölgesi. Evet, şöyle bir gişelerden geçiyoruz. Evet, Z pass direkt geçiş. Evet, burada da $100. Evet, otobüs geçiyor karşıdan. Firma yok. Evet, ileride şöyle bir mola yerimiz var. Bakalım, o da İlk bölümdeki gibi mola yeri. Aslında daha değişik olması lazım. Hani böyle genelde Amerika'da harabe yerler gibi olur böyle mola yerleri falan. Dolusundaki. Of. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi uzun oldu mu tır. Halbuki yavaş dedik ama tümsekte yemek kaldırmadı ama şu dorseler küçük. En azından şu tıra yakışır dorse olması lazım. Ne bileyim, iki dorse olabilir. Ağır yük olabilir. Yani bir de kendi yerinde alıyoruz yükleri. Yani Türkiye'de değil. Evet, şuraya bir yanaşalım. Böyle bir kanımız da bir doysun. Evet, sizin de dediğim gibi önereceğiniz ya da oynayıp da tavsiye edeceğiniz oyunlar da olabilir. Ben daha önce size söylediğim oyunların haricinde tabii ki şöyle bir pizza yiyelim. Evet, Supreme pizza ile kola ve çikolata, 70 liramızı ödeyelim. Evet, mola yeri gene aynı. Bobil benzinlik. Evet, burası pek aynı, yani değişen bir şey yok. Değişik bir şey göremiyoruz. İsimlerin haricinde, ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi biz tamamen burada tıra odaklanacağız. Evet, aracımızı çalıştırdık.
Böyle iç kısmı da geçtik. Evet, yolumuza devam ediyoruz. İşte tam da size bahsettiğim karşıdaki yani su tır gibi bari bir dorsa olsaydı giderdi tanker. Evet, biz çıkışımızı yapalım. Korna bu şekilde. Şöyle bir patapat da olsaydı motor daha da güzel olurdu. Burada bakalım ne varmış. Evet, burada da yemek yeme yeri var ama biz burayı tercih etmiyoruz tabii ki. Evet, bu hemen hemen dediğimiz yeri andırıyor diyebiliriz. Yani en azından bu değişik olmuş. Çok yakın mesafede sadece yemek yeme yeri, öbür taraf hem otel hem yemek yeme yeriydi. Onu da görmüş olduk. 252 km yolumuz kaldı. Burada bir şey daha var. Ona bir bakalım. O neymiş? Acaba benzinlik mi? Evet, burası da yemek yeme yeri. Maşallah, yol üstünde 3 tane yemek yeme yeri. Şöyle bir geçelim bakalım. Burada neler var? Evet, burası biraz daha hareketliymiş. Evet, burada yemek yemeyeceğiz. Şöyle bir geçip gidelim. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Tarzında şöyle bir geçtik. Evet, fena değilmiş. 3 tane birbirlerine yakın yemek yeme yeri var. Şimdi bize benzinlik lazım. Evet, şuradan hemen çıkalım yine Z-Pass'tan. Hemen sıra beklemeden, gişeye girmeden dedik ama hadi oğlum. Öyle şükür. Evet, az ileride benzinlik var galiba. Hemen gidelim. Benzinlikten de bir su alalım. Bir de serin şöyle bir bakalım neler var orada. Eşek alalım bir şeyler. Finale de bir su bırakalım. Soda falan varsa soda da olur. Benzinliğimize geldik. Evet, yakın birbirine. Yani en azından değişik bir şey gördük. Evet, şuradan hemen bir tane kola alalım. Bir tane, pardon, kolayı bırakalım, soda alalım. Sodayla bir su alalım, 10 lira. Şöyle gidelim hemen. Şurada içelim hemen şu sodamızı. Yolumuza devam edelim. Evet, mazot şimdilik idare eder. Şöyle hemen çantamıza bakalım. Çantamızdan daha önceden de kalan suyumuz var mı zaten? Evet, şöyle devam edelim. Şu an için yarım depo benzinimiz var, mazotumuz var. Gerek yok. Evet, en azından birinci bölümde gece yolculuğu yapmıştık. İkinci bölümde de gündüz her yeri göre göre gidiyoruz. Bakalım yakın bir yerde başka farklı bir şey görebileceğiz mi? Evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Burası da işte Amerika yolları bu şekilde, size az önce bahsettiğim gibi. Yani kumlu otobanlar, biliyorsunuz onlar da meşhur. ETS2'den ya da Amerikan Trak'tan bildiğim için söylüyorum.
Evet, yollar benzemiş. Araç trafikleri, trafikteki araçlar aynı. Yol kenarında işte gördüğümüz gibi değişik yemek yeme yerleri. Onlar fena olmamış. Yani yakın olmaları birbirine güzel. Az ileride de yine keza öyle tamirci var. Evet, en azından değişik olduğunu görmüş olduk. Evet, başka neler var tabii ki bilmiyorum. Şu an tamirciyle işimiz de yok. Gayet iyi gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamircimiz, yemek yeme yeri, benzinlik, her şey var. İleride bakalım bir benzinlik daha var mı? Ama benzin almamıza gerek yok gibi gözüküyor. 131-130 kilometremiz var. Evet, yollar aynı. Bu sefer olmuş. Şöyle söyleyeyim. Yani bu tarz çünkü yollar genelde Amerika'da bildiğimiz için en azından değiştiği bu. Çünkü Türkiye'de böyle bir yol yok. Yani yapmaları gerekiyor. Çünkü eğer orada çıkarıyorsan, yani Avrupa'nın her yerinde, oralara göre de yollar yapmak zorundasın. Uygun olması için, öbür türlü zaten hep aynı tarz yol koyman lazım. Evet, bu da değişik olmuş oldu. Şöyle bir sollayalım bu kardeşleri. Evet, tırlar zaten Amerikan tırları. 87 kilometre yolumuz kaldı. İkinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni serüvenimiz, yeni serimiz Amerika'da, yollardayız. İşte gördüğünüz gibi Amerikan traktör var. Tek şu ana kadar şanssızlığımız tabii ki Dorse Sağdan çık. olmadı maalesef. İki bölümde de küçük Dorse denk geldi. Sola dön. Yani gönül isterdi ki şöyle tam bir güzel bir Dorse ile tanker taşıyalım. Ya da şöyle çift römorklu bir yük alalım, ama olmadı. Artık inşallah 3. bölüm diyelim. Evet, zaten hava da yavaş yavaş limoni olmaya başladı, kararmaya başladı. Böyle yol çalışması var. Aman diyelim. Evet. Evet, son 40 kilometre ve dediğim gibi beğendiğiniz, severek oynadığınız mobil oyun varsa eğer, lütfen bana mesaj olarak belirtin. Ben de oynayayım, ona göre kanalımıza yeni bir oyun eklemiş olalım. PC'de zaten biliyorsunuz artık son çıkan bütün oyunlar maalesef sıkıntı oluyor. Malum bayağı bir meblağlar yükseldiği için yeni almak lazım. Onlar da bayağı bir uçuk fiyatlar var. O yüzden biraz kendimizi o yönde toparlayana kadar böyle mobil olarak devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım, diğer tırlarla beraber hareket ederiz. Zaten geldik, ileride sağa döneceğiz. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğümüz gibi daha yanmamış. Evet, şimdi yandı galiba. Evet, yanmış. Evet, şöyle sinyalimizi de verelim. Sağa doğru girelim. Evet, 6 kilometrelik yolumuz kaldı. Sağ dön. Evet, güzel bir yolculuk oldu. Değişik yollar gördük en azından. Aynı yollar demedik. Evet, şöyle geldik ikinci bölümümüzde, son bölüme. İşte tam karşıdaki gibi bir dorsi olması lazımdı aslında bize, TSU olarak. Evet, biz de şöyle gelelim. Şurada durup artık bu videomuzun da sonuna gelelim. Yani bu ikinci bölüm bence çok güzel oldu. Tam bir Amerika Truck seferi oldu. Evet, gördüğümüz gibi aracımız zaten güzel. En azından Amerika şirketleri, Amerika tırları, Amerika yolları otobanda tam da bizim bahsettiğimiz gibi oldu. Araç zaten yakışıklı oldu. Kırmızıyla, dediğim gibi ya kırmızı ya sarı kullanıyorum genelde. Bir de mavi var tabii ki. Evet, videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Serimize devam edeceğiz.
Lütfen takipte kalın. Bildirimlerinizi de hep açık tutun. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.